Efendim, CHP'de 38. olağan genel kurultay sona erdi ama tartışmalar bitmedi. İddialar, açıklamalar, delege borsası, İBB, Kültür AŞ'de yaşanan gelişmeler, hepsini konuşmaya çalışacağız. Kurultayı yakından takip eden, sonrasında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken bir isim şu dakikalarda bizlerle birlikte stüdyo konuğumuz, CHP üyesi Tolgahan Erdoğan beyefendi. Tolgahan Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk Yeşim Hanım. Çok teşekkür ederim bizleri davet ettiğiniz ve bu fırsatı verdiğiniz için. Evet, dediğiniz gibi kirli bir süreç oldu. 38. olağan kurultayla ilgili. Bununla ilgili de bildiklerimizi sizlerle paylaşmaya gayret göstereceğiz. Siz kurultaydaydınız. Evet. Yakından takip ettiniz. Geçen gün İmam Bakır Üküş beyefendi de bizlerle birlikteydi. İzledim. Yine yanında olan isimlerdendiniz o kurultay sürecinde. Şimdi ilk turda Özgür Özel, CHP'nin yeni genel başkanı oldu ama 682 oy almıştı. Kılıçdaroğlu da 664 oy aldı. Hatta ikinci turda Sayın Kılıçdaroğlu çekildi iddiaları da gündeme geldi, servis de edildi. Bir şöyle kurultaya gidelim mi? Ne oldu kurultayda? Aslında kurultayda o gün Kemal Bey açısından çok olumlu bir hava vardı ve o gün yaklaşık biliyorsunuz bir ay boyunca bir il kurultayları bitti ve imza süreçleri başladı. Ve bu imza süreçlerinde de Kemal Bey salona yaklaşık 774 tane imza ile girdi. Ve sonrasında biliyorsunuz Kemal Bey'in konuşmaları ve akabinde 774 imza ile girilen bir salonda 682 oyla çıktı Özgür Bey. Kemal Bey ise 664 oy aldı. Ne oldu bu arada? 110 oy nereye gitti? Biz de bunu gerçekten çok merak ettik. Biliyorsunuz orada normalde kurultaylarda, ben 2005 yılından beri bütün kurultayları takip eden birisi olarak söyleyeyim. Normalde 2018'de de hatırlarsınız Muharrem İnce'nin aday olduğu kurultayda. İşte Kemal Bey 1000 imzayla aday gösterildi. İşte Sayın Muharrem İnce 170 imzayla aday gösterildi gibi açıklanırdı. Ama o gün orada Divan Başkanı Sayın İmamoğlu nedense bu imza sayısını açıklamakta imtina etti. Sordunuz mu? Ben bunu şu anda da soruyorum. O gün de orada da bazı yetkililere sordum. Neden bu imza sayısı açıklanmadı? Çünkü imza sayısı açıklandığında takdir edersiniz ki karşı tarafa da imza veren veyahut da vermeyen insanlarda bununla ilgili olumlu veya olumsuz bir algı oluşabilir. Ya hani zaten Kemal Bey kazanıyor deyip tercihini o yönde değiştirmek isteyen olabilir. Ya veyahut da tam tersi Özgür Bey lehine olabilir. Ama İmamoğlu'nun burada açıklamaması zaten tamamen bence bir taktiksel gereğiydi. Ve ne oldu? Ondan sonrasında Özgür Bey'in yaklaşık 1 saat 10 dakika kadar süren bir konuşması, Kemal Bey'in ona cevaben bir 10-15 dakika gibi bir konuşma cevabı oldu. Ve sonrasında sandıkların kurulması. İşte 1,5-2 saatlik bu süreçte gerçekten orada hani hem şahit olduklarımız hem de gördüklerimiz çok işler acısıydı. Evet, şahit olduklarımız dediniz. Nelere şahit oldunuz? Şimdi evet, Kemal Bey'in anketlerde önde çıktığını biliyoruz. Sırtından hançerlediler dedi. Hançerle seçime giriyorum dedi. Kimi ya da kimleri kastetti? Çok tartışmalı görüntüler. Bize biraz açar mısınız buraları? Tabii. Şimdi aslında orada hançerden kastı belki evinde izleyenler bunu Sayın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ithafen söylediğini düşünebilir. Ama biz orada bunu o şekilde algılamadım. Çünkü burada biliyorsunuz 14-28 Mayıs sürecinin çok öncesine gelen bir süreç vardı. İşte hemen 28 Mayıs'ın akabinde Sayın İmamoğlu'nun hemen bir değişim çağrısı ki o videoyu öyle hemen alelacele hazırlanmış bir video olmadığını ben açıkçası düşünüyorum. Geçen hafta İmam Bey de aynısını belki dile getirdi burada. Bu aylar süren, yıllar süren bir çalışmaydı ki İmamoğlu bunu zaten biz 200'ün üzerinde Zoom toplantısı, 200'ün üzerinde Zoom toplantısı yaptığını belirtmişti. Bu süreci Kemal Bey çok iyi farkındaydı ama tabii bu süreçten seçim sonrası kayıptan sonra biraz daha işin farkına vardı. Ve ilk iş olarak da biliyorsunuz 6 Haziran'da MYK'sını komple değiştirme kararı aldı. Şimdi ben mesela sormak istiyorum. Sayın Özgür Özel 5 Haziran'da çıktığı Fox TV yayınında tamamen şu cümleleri kullandı. Her kim ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu başarısız buluyor ve eleştiriyorsa altını kazıyın, bilin ki AK Parti trolleri çıkar. Peki bir gün sonra Kemal Bey görevden aldıktan sonra ne değişti bu arkadaşlarda? Ben gerçekten çok merak ediyorum. Yine kurultay gününe geri dönersek Yeşim Hanım. Tabii. O 1 saatlik süreçte bir ay boyunca sosyal medyalarında işte açıkça imza vererek, taraf olduğunu belirterek işte bu süreçte il ve kurultay delegeleri o son 1 saatte veyahut da son gece neyin aydınlanmasını yaşadılar? Ya da rüyalarında herhangi bir şey mi gördüler de bir anda değişim naralarına ayak uydurdular. Bunlar gerçekten sorulması gerekir. Evet, hani biz orada bazı süreçleri gördük. Pazarlık süreçlerinin döndüğünde gördük. Sadece bunu seyircilerimiz şu anlamda algılamasın. Hani evet, nasıl orada bir pazarlıktan bahsediyoruz? Sadece bir para alışverişi olarak düşünmeyin. Önümüzde bir yerel süreç var ve bu yerel süreçte belediye başkan adaylıklarını koruma, sizi belediye başkan adayı yapacağız, belediye meclis üyelikleri, pazarlıkları, bunlar üzerinden pazarlıklar oluştu. Tabii maddi şeylerle ilgili de duyumlar var ama bununla ilgili... O zaman hepsini konuşacağız. Evet, konuşuruz. Şimdi Erkan Çakır'ın iddiaları var. Hı hı. CHP Muş Eski Gençlik Kolları Başkanı. Ben konuşursam beni öyle kolay kolay arkamdan konuşacağınız, yutturacağınız biri değilim dedi. Evet. Bazı iddiaları var. O zaman o iddialarla bir başlayalım. Tabii ki. Delegelerin dolarla ikna edildiğini söyledi. Şimdi somut bir bilgi var mı bununla ilgili elimizde? Belge ya da ne söylenebilir? Siz şimdi bir para alışverişi olduğunu söylüyorsunuz. Erkan Çakır bunu günlerdir söylüyor. Hatta çok iddialı bir lafı var. Rüşvetin belgesi olmaz, şahidi olur. Hı hı. Vaktinde hatırlarsanız bir Civan Gate skandalında da aynı buna benzer kelimeler kullanılmıştı. Erkan Çakır ilginçtir. Evet ki eski Gençlik Kolları Başkanımız, değişim sürecinde Doğu'da çok etkili bir olan arkadaş. Hani şimdi bu arkadaşı tanımıyoruz diyorlar ama belki videolarda da görürüz. Sayın İmamoğlu ile salona girip Kemal Bey'in 30 yıllık danışma olan Şükran Hanım'ın masasında yemeğe kadar oturup, ki Şükran Hanım'la öyle herkes oturamaz. Ve sonrasında da Özgür Çelik ve Özgür Karabat'la aynı masada tabiri caizse bir patron gibi oturup o pazarlık masalarında oturduğunu iddia eden Erkan Çakır'ı bence biraz dikkate almak lazım. İlginç olan bir şey de Yeşim Hanım, yani partiden bununla ilgili hiçbir yalanlama veya açıklama gelmedi. Bu da gerçekten hani Erkan Bey'in önümüzdeki sürecini biz de takip ediyoruz. Hı hı. Yargıya taşınır mı? Bununla ilgili hani herhangi bir suç duyuruları olacak mı? İlgiyle takip ediyoruz biz de. Şimdi 100 isim ne oldu da fikrini değiştirdi deriz. Yani değişim seslerini biz yerel seçimlere gidiyoruz ama genel seçimler öncesi de çok uzun zamandır konuşuyoruz. Karşılık buldu mu? Bir, bunu soracağım. İki, peki bu değişim çağrısına ayak uyduranlar diyebiliriz diye düşünüyorum. Hı hı. Şimdi ne olacak? Ne yapıyorlar? Belediye başkanlığı seçimleri dönemi. Şimdi az önce tam... Sizin paylaşımlarınız var bunlarla ilgili. Az önce tam kaldığımız yerden devam edersek, şu anda bazı ilçelerde 7-8 tane aday adayı diyorum. Hepsi bana sözler verildi diyerek aday gibi dolaşıyorlar. Adaylık sözü mü? Evet. Kimisi diyor ki Sayın İmamoğlu bana söz verdi. Kimisi Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın isimlerini deklare ederek bize adaylık sözü verildi diyerek aday havasıyla dolaşıyorlar. Ama anladığımız kadarıyla bu delege borsasında çok çok ciddi vaatler verilmiş. Hı hı. Sadece parti meclisi için 300'e yakın kişiye söz verildiği söyleniyor. Ki zaten 300. o gün parti meclisi, dikkat ederseniz, sabah 10'da başlaması gereken parti meclisi ta gece saat 1.30'a kadar ertelendi. Bu da oradaki tamamen aslında pazarlıkların yapılamadığından kaynaklı olduğunu aslında çok net gördük. Bu süreçte ne değişecek? Evet, şu anda o gün parti meclisinde televizyonlarda eski genel başkan yardımcıları, MYK üyeleri hep şunu dile getirdiler. Evet, partide bir değişim süreci var, bir gençleşme süreci var ve biz de buna eşlik edeceğiz. Ve bu yüzden de biz aday olmuyoruz. Değil, ben o gün de bunu söyledim. Bu arkadaşlar eğer o gün parti meclisi adayı olsalardı gerçekten örgütten ciddi anlamda bir çizik yiyeceklerini biliyorlardı. Tabiri caizse orada hani biraz da hani madara olmamak adına üye oldular. Çünkü hepsinin baştan hangi belediyelere aday olacakları bile belliydi. Hı hı. Bugün işte aday... İsim verebilir misiniz? Tabii ki. Bugün şimdi Muharrem Erkek Çanakkale adaylığını açıkladı. Görselimiz var onunla ilgili. Editörümüzden rica edelim. Tekirdağ'da yine 4 dönem milletvekilliği yapan Sayın Candan Yücel. Şimdi bakın görselde alabilirsek videoda. Sayın Candan Yücel yine aynı şekilde. Ben hazırım diyor. Evet, bugün saat 12.30'da şu anda açıklamayı yaptı. Tekirdağ Büyükşehir için yine Candan Yücel. Yine İstanbul'un belli ilçelerinde Sayın Veli Ağbaba'nın, Sayın Onursal Adıgüzel'in, Sayın Tekin Bingöl'ün Ankara'da bir ilçe için isimleri geçiyor. Şimdi ne oldu? Değişim anladığımız kadarıyla aslında bir değişim değilmiş. Yani bunlar... Aralarında belediye başkanlıkları, pazarlıkları sözü yapılmış. Çok ilginç bir şey anlatayım. Hazır Muharrem Bey'in burada görseli çıkmışken. Çanakkale'de bir dostum arıyor. Diyor ki bir ilçe belediye başkan adaylığı olan birisi beni arıyor diyor. Gidiyorum, görüşüyorum. İkisi iki tarafta aday olmayı düşünen bir isim. Diyor ki Sayın diyor, Muharrem Erkek bana diyor söz verdi diyor. Sen diyor gel adaylıktan çekil, benim yanımda yardımcılık yap. Kendisine şunu soruyor. Ön seçim, temayül hani olmayacak mı? Hayır diyor, biz bunları aramızda pay ettik. Gerekirse bu ismi de sonrasında dile de getiririz. Lütfen. Ama şu var, yani anlıyoruz ki ilçelere varana kadar burada bir pay edilme. Yani burayı yani biraz tabiri caizse babaların arpalığı gibi görmeye başlamışlar. Hı. Ve kurultayda... Şöyle diyebiliriz sizin iddianız. İmamoğlu'na yakın isimler özellikle. Kesinlikle. Bugün şimdi İmamoğlu'na yakın isimler derken mesela Murat Ongun'un adı belediye başkanlığı için geçiyor. Yine bazı danışmanlarının adı belediye başkanlığı için geçiyor. Peki ne oldu? 38. olan kurultayda Sayın Özgür Özel namus şeref sözü dedi. Ön seçimi getireceğim dedi. Ki biz zaten ben o gün de bu söylemin çok boş olduğunu biliyordum. Çünkü 2018'de şunu ben net görmüştüm. 2018 Tüzük Kurultayı'nda Sayın Özgür Özel, Bülent Tezcan ve Onursal Adıgüzel gibi isimler ön seçimin kaldırılması için iki elleriyle birlikte el kaldırıp oy veren insanlardı. Şimdi o gün ön seçimi kaldıranların bugün ön seçim vaadi vermesi bizi açıkçası çok da inandırıcı gelmedi. Ve seyircilerimize ben şunu söylemek istiyorum Yeşim Hanım. Bunu hani şimdi bizi sosyal medyada işte Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın, şu isme yakın ekip değil. Bakın ben 2016'da Sayın Cemalcan Can karşı listesinde yarışmışım. 2018'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek Muharrem İnce ile birlikte parti kurulu sürecine yer alıp Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği yapmışım. Yani Kemal Bey'e en sert eleştirileri biz yaptık. Ama bugün bu noktada yanında durmamızın tek bir sebebi var. Kemal Bey'in hep vurguladığı hak, hukuk, adalet kavramını gerçekten o noktada bu isimlerle değişim olmayacağını, Kemal Bey'in bu değişime öncelikle tüzüğü değiştirerek öncülük etmesi gerektiğine hep kanaat getirdik ve bu yüzden de kendisini destekledik. Tolgahan Bey, CHP Ekrem İmamoğlu mu yönetiyor? Bunu benim cevabımdan önce geçen hafta belki dikkatli izleyicilerimiz, özellikle Ulusal TV'nin izleyicileri dikkatlidir, görmüşlerdir belki. Kurultay'ın hemen ertesinde birkaç tane yazar. Çok dikkatli bir şeye dikkat ettim. T24'te Sayın Murat Yetkin dedi ki Genel Başkan Ankara'da, lider İstanbul'da. Bu tamamen İmamoğlu'na yakın bir medya T24. Yine aynı şekilde İsmail Saymaz Sözcü Gazetesi'nde yazdığı yazıda kurultaydan sonra dedi ki ben bu birlikteliği Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la Abdullah Gül birlikteliğine benzetiyorum dedi. Yani burada bir emanet süreci. Bunu ben söylemiyorum. Şu anda İmamoğlu'na en yakın yazarlar. Ve yine geçen gün baktığımız zaman aynı medya üzerinden Sayın Uğur Dündar'ın bir tweet'i vardı. Benim çok ilgimi çekti. Attı gerçi, sonrasında sildi. Özgür Özel Halk TV'de bir canlı yayın esnasında doğayan gazeteci Uğur Bey tweetinde şöyle söyledi. Şu anda Halk TV'de Özgür Özel'i izliyorum. Sıkıldım. Sözcü TV'de para, politika, ekonomi programını izlemeye başladım. Yani burada da şunu görüyoruz. Evet, partide bir eş genel başkanlık sistemi başladı. Ve bunu bizden ziyade kendilerine yakın gazeteciler söylüyor. Ve şunu da net bir şekilde iddia ediyorum ki 14 Mayıs sürecinden önce Kemal Bey'e kimler operasyon çektiyse, troll orduları, medyadaki temsilciler, şimdi bugün aynısını Sayın Özgür Özel'e yapıyorlar. Ben bu yüzden Özgür Özel'e gerçekten dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer genel başkan seçildi, hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra genel başkan gibi davranıp ben buradayım demesi lazım. Yoksa bu partideki çift başlılık önümüzdeki süreçte daha da ciddi şeye ulaşacak. Peki Ekrem İmamoğlu'yla Özgür Özel arasında, yeni genel başkan arasında bir protokol var mı sizce? Tabii şu anda hani bizlere yansıyan bir protokol yok gözüküyor. Şu anda tamamıyla İstanbul'u almaya odaklanmış Ekrem Bey. Ama şu var, İstanbul'u kazansa da kaybetse de herkes şunu net bir şekilde görüyor ki Ekrem Bey şu anda partinin genel başkanıdır. Neden genel başkanıdır? Neden açıklamıyor? Şu anda açıklamıyorlar. Hani kamuoyunda... Tamam, seçim yapıldı ayrı, onu sormuyorum ama öncesinde değişim seslerini ilk dile getiren isimlerden olduğu için soruyorum. Evet. Yani burada şunu gördük. Evet, Ekrem Bey belki açıklamıyor ama şu anda Özgür Bey'in etrafını saran halkaya baktığımızda bugün partinin kasası Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerden Sayın Özgür Karabat'a emanet. Yerel yönetimler Sayın Gökhan Zeybe'ye emanet. Yüksek Disiplin Kurulu yine kendisi Beylikdüzü'nden avukat olan Turan Taşkın Özer'e emanet. Yani baktığınız zaman tamamıyla İBB'nin ve Ekrem İmamoğlu'na yakın kadroların yönettiğini görürüz. Ve ayrıca parti meclisinde şu anda çok net bir şekilde İBB'den maaş alan genç adı altında oraya soktukları parti meclis üyeleri var. Ve bu parti meclis üyeleri yarın belediye başkanları belirlenirken parti meclisinde oy kullanacak. Şimdi ben soruyorum, nasıl Ekrem İmamoğlu'nun istemediği bir adaya bu isimler oy kullanacak? Bunlara isim isim sosyal medyada da sıkça yazıldı. Şu anda yaklaşık 10'a yakın İBB ve belediyelerde çalışan personeller parti meclis üyesi. Bunların da özgür bir şekilde ben karar verebileceğini gerçekten düşünmüyorum. Peki, çok sorumuz var, evet, Tolgahan Bey size, ama siz gazeteci Sayın İsmail Saymaz'dan bahsetmişken, evet, kendisinin de iddiaları var. Hatta siz de cevap verdiniz, sen açık bir şekilde beni söyleyebilirsin dediniz. Der ki iktidar yanlısı medyada Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i MYK ve meclis üyelerini karalayarak iftira kampanyası yürütüyorlar. Bu kişiler kendilerini Kılıçdaroğlu ve Sarıgül'e yakın göstererek sosyal medya gruplarına, ayrıca Melih Gökçek'i davet ediyorlar. Yani dediğiniz gibi ben bunu zaten cevabını orada verdim. Yine tekrar seyircilerimize de tekrar edeyim. Evet, orada Mustafa Sarıgül'e ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla kastederek direkt isim veriyor ki Melih Gökçek'i bizim space odamıza katılmıştı. Sadece adımı vermemiş. Şimdi burada İsmail Saymaz'a gerçekten merak ediyorum. İftira diyor, parti yetkililerini karalayarak diyor. Şu ana kadar yazdığımız hangi iddia acaba muhatapları tarafından yalanlandı? Sizlere de göndermiştim. Şu anda partinin Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olan Sayın Turan Taşkın Özer, eski Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sinkaflı küfür ettiği için disiplin kuruluna gönderiliyor. Evet. Bununla ilgili hiçbir işlem yapılmıyor ve şu anda bu kişi Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Yeşim Hanım. Yine belgeler aynı var, yine aynı şekilde imzalı. Törümüz yansıtabilir. Şimdi diğer iddia ettiğimiz isimler, işte milletvekillerinin danışmanları, bunlar. Biz de görürsek, evet. Bu değil mi? Yok, bu da hemen mesela değinelim. Tabii. Milletvekili Gamze Taşçıyer'in eşi Ali Mert Taşçıer ile ilgili. Şimdi Muharrem Erkek'in danışmanı Ali Mert Taşçıer beyefendi. Ama her ne hikmetse Ankara Komisyonu'nda görev alan Muharrem Bey danışmanının eşini milletvekili yapıyor. Sonra aynı milletvekili Gamze Hanım eşini Burdur Belediyesi'nden özel kalem müdürlüğüne, biliyorsunuz özel kalem müdürlüğüne atamada direkt devlet memur kadrosu alır. Belki de hayatında hiç gitmediği Burdur Belediyesi'nden özel kalem müdürü olarak işe atıyor. Yine aynı şekilde milletvekili komisyonları belirlenirken Sayın Selin Sayıkböke'nin danışmanı, Onursal Adıgüzel'in danışmanı, şoförü, Sayın Özgür Özel'in avukatı, bu isimleri çoğaltabiliriz. Belki 20-30 tanedir. Hepsini milletvekili adaylıklarında ve şu anda milletvekili kadrolarında gördük bunları Yeşim Hanım. Evet, herkes diyor ki, ben de eleştiriyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu burada bir hata varsa bu arkadaşlara güvenerek bu hatayı yapmıştır. Çünkü kendisi 60 gün seçim meydanlarında dolaşırken birilerinde bu milletvekili adayları ve şeylerle ilgili, ittifaklarla ilgili görüşmeleri yapması gerekiyordu. Bugün benim haberim yok diyen Özgür Özel'in bu isimlerden nasıl haberi yok? Mesela Sadullah Ergin ismi üzerinden çokça eleştiri yaptı Sayın Özgür Özel. Ama bir ifadesinde de şunu söyledi. Dedi ki, Sayın Selçuk Özdağ'ın milletvekili adayı olacağını duydum Manisa'dan. Kendisini aradım. Muğla'yı teklif ettim. Hatta kendisiyle başka pazarlıklar yaptık dedi. Peki o zaman soruyorum Sayın Özgür Özel'e. Bugün Sadullah Ergin'den haberiniz yoktuysa Selçuk Özdağ'dan nasıl haberiniz oldu? Günler öncesinden bununla ilgili bir ön alabildiniz. Bunlar gerçekten dediğim gibi Kemal Bey'e yapılan ciddi haksızlıklardır. Cumhurbaşkanlığı seçiminden daha çok kurultay için çalışılmış gibi gözüküyor. Katılır mısınız? Kesinlikle katılırım. Yani burada baktığınız zaman bir İstanbul kurultay sürecini sizler İstanbul'da yaşıyorsunuz. Gördüğünüz bütün billboardlarda il başkan adayı Özgür Çelik'in her yerde reklamlarını gördük. İşte yine bu büyük kurultay esnasında Özgür Özel'in 81 ilde billboardlarda, işte Ankara'da Turan Güneş Bulvarı'nda 5 katlı binalar tutarak, şehir şehir özel arabalarla, uçaklarla ziyaret ederek bir kurultay adaylık süreci yaptılar. Ben gerçekten sormak istiyorum, hani bu süreçte gerçekten bu imkanlarınız vardıysa, bu kadar enerjiniz vardıysa neden bunu 14 Mayıs sürecinde ortaya koymadınız? Bununla ilgili sadece kısa bir şey anlatayım. Lütfen. 14 Mayıs pazar günüydü. Milletvekili sonuçları belli oldu. Sayın Mustafa Sarıgül'ü aradım. Hayırlı olsun dedim. Teşekkür etti. Kendisine dedim ki, ama yapmanız gereken bir şey var dedim. Buyurun dedi. Dedim ki yarın dinlenin. 16 Mayıs günü tekrar sahaya çıkın. Bölgede etkili olduğunuz yerlerde lütfen gidin Kemal Bey'e o isteyin. Ama ve lakin 16 Mayıs'ta ben Sayın Sarıgül'e teşekkür ediyorum. Orada televizyon bütün sahayı gezdi. Ama 17 Mayıs sabahı Kemal Bey'in genel başkan yardımcılığını yapan isimlerin ofislerinde oturup ya il başkanı mı olsak, bundan sonraki süreçte şuraya belediye başkan adayı mı olsak diye kendi ikballerini, düşündüklerini gördüm ve gerçekten ben o gün Kemal Bey'in tamamıyla yalnız bırakılmış olduğunu gözlerimle şahit oldum. Buna da birçok arkadaşım şahitlik etmiştir zaten yanımda. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile devam etmek istiyorum. Evet, yani bir resmi protokol olmayabilir ama iddialar Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'yla yakın ilişki, değişimcilerin çağrısı ses getirdi, yeni bir isim genel başkan süreci takip ediyoruz. Ama çok iddialar var. Tolgahan Bey, yani şunu sormak istiyorum. Mesela delegelerin bir girizgahta yaptınız. Evet. İBB üzerinden işe alınması yakınları. Evet. Biraz bahsettik ama başka iddialar da var. Bize gelen bilgiler ışığında çalışanların iş sözleri, İBB ve ilçe belediyelerinde çalışanlara baskı, işten çıkarma, mobbing yapıldığına dair. Doğru mudur? Bununla ilgili şahit oldunuz mu? Şahit oldum. Programdan sonra da size DM kutumu da açar gösterin. Bununla ilgili belki yüzlerce açık ismini vererek, telefonunu vererek işte bu süreçte vaatler... Niye mobbing yapıyorlar? Vaatler verildi. Kararımızı değiştirmedik. Sonrasında işten çıkartılmayla tehdit edildik. Yine şey yapılmadı ama şunu gördük ki İstanbul İl Kurultayı sürecinde... Sayın ne istiyorlar çalışanlardan tam olarak? Tamamıyla kendi adaylarına oy vermesini. İşte İl Kurultayı'nda Sayın Özgür Çelik üzerinden. Çünkü başta kurultaylar mahallelerde yapılırken... tamamen kendi belediye çalışanlarına yakın isimler hep yapıldığı için bunları belediye üzerinden kontrol edebileceklerini düşündü birçok isim. Bunu da ilk kurultayında gördük ve Sayın Özgür Çelik'in kazanmasından sonra birçok arkadaşımızın da işlerden çıkartıldığına üzülerek şahit olduk. Peki şimdi bir diğer iddia sizden gelmişti. Evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'de yolsuzluk iddiası. Evet. Sosyal medyada tweet paylaştınız, sonra bu tweet'i sildiniz. Neden sildiniz? Önce bunu sormak istiyorum Tolgahan Bey. Şöyle orada paylaşımım biraz tabii sanatçı isimleri de geçtiği için onlar üzerinden de bir yanlış anlaşılma olmuş. Hani aslında orada sanatçılarımızı kastederek değil, hani orada tamamıyla içeride yapılan bir düzeni anlatmaya çalıştım. Bununla ilgili de size birkaç belge gönderdim. Hani o noktada da bazı sanatçılarımız da ulaştı bana. Onlar da hani süreci üzülerek ya bizim adımızın geçmesi... Hani olumsuz insanlarla adımızın geçmesi bizi de olumsuz şekilde lanse edildi diye söyledikleri için ben orada onu kaldırma gereği duydum. Ama bununla ilgili zaten detaylı bir hem size ilettim hem de bunu sosyal medyamda da detaylı bir şekilde paylaşacağım. Yani İBB Kültür AŞ'de işler nasıl dönüyor ya da aslında bu kurultay süreçlerine nasıl etki ediyor? Onunla ilgili arzu ederseniz anlatayım mı? Görsel var mı? Görsellerimiz var. Editör arkadaşımızdan rica ediyorum. O görselleri de ekrana yansıtırsak. Şimdi seyircilerimizle burada seyircilerimize de sorarak ilerleyebiliriz. Bakın bu 28-29 Ekim'de İstanbul Maltepe'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliği için yaptığı organizasyon ihalesi. Yaklaşık 553.871.000 TL bir ihale bedeli. Tabii ki Cumhuriyet'in 100. yılı en coşkulu şekilde kutlanmalı. Biz büyük bundan yana görsel şölen de vardı Maltepe'de. Biz bundan yana hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi bir sonraki görsele bakarsak, konserde 2 gün boyunca yaklaşık 29 tane sanatçı çıkıyor. Bu mudur? Evet. Burada mesela kim? Edis. Şarkıcı Edis isimli kişinin yaklaşık 750.000 lira muammer bedel yapmışlar. 500.000 liraya anlaşılmış kendisiyle. Konserde Edis'ten daha hadi yüksek fiyat alabileceğini düşündüğümüz Sıla ve Melike Şahin, gençlerin daha iyi bildiği isimleri düşünelim. Hadi bunların da buna kıyasla 1 milyon aldığını düşünelim. Hatta şöyle yapalım Yeşim Hanım, 29 sanatçıya da birer milyon verelim. 30 milyon bir rakam bahsediyoruz ki bu söylediğimiz rakamlar yüksek rakamlar. Yani bu sanatçıların böyle bir para almadığına, 1 milyon gibi rakamları almadığına eminim. 30 milyon ve Maltepe'de işte tamamıyla İBB'nin organize ettiği ışık, sahne, şov. Bunlar için de yine bir o kadar bütçe ayıralım. 20 milyon, 30 milyon hatta 70 milyon bir bütçe ayıralım. 100 milyon. Peki geri arada kalan 553 milyondan 453 milyon nerede? Nerede? Biz de bunu soruyoruz. Acaba diyoruz ki o gün o kurultay sürecinde yapılan kirli pazarlıklarda ki dönen hani iddia edilen paraların kaynağı burası mıydı? Bunu araştıralım. Bunu savcılar ya da devletin yetkilileri araştırsın. 553 milyon bakın çok ciddi bir rakam. Cumhurbaşkanlığı yaptığı kutlamaların çok çok üzerine bir rakam. Çok. Yani 553 milyona belki burada yetkililer daha iyi bilir. Yani çok daha Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır. Belki eserler bırakabilirdik. Çok daha yapıtlar yapabilirdik. Ama sadece bir konser için 553 milyon gibi bir rakamın harcanması gerçekten bana biraz... Oldukça yüksek bir rakamdan bahsediyoruz şu anda. Ve bu yıl sadece bu konserde 553 milyon. Yapılan yine Serçeşme Festivali ve birkaç etkinlikte toplam rakam 1,5 milyar TL harcanan para, konserlere harcanan para. Biz burada şunu diyoruz, evet İstanbul'da yaşıyoruz. Tabii ki. CHP yöneticileri sormuyor mu Tolgahan Bey? Yani şu anda gördüğümüz kadarıyla demek ki sorulmuyor. Bizden başka soran yok. Şimdi biz bunları eleştirdiğimiz zaman işte aman kol kırılır yen içinde kalır, aman parti kültürü gibi şeylerle hep susturulmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi belki de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100 yıllık tarihindeki en karanlık bir kurultayı yaşadık. Bunu ilerleyen süreçte belki parti yetkililerimiz de yerel seçimden sonra açıklayacaktır. Geçen hafta İmam Bakır Bey de özellikle 1 Nisan tarihini ifade etti. Tabii ki bir kesim şu anda partimize zarar gelmesin şeklinde düşünüyor. Ama bunları da sormazsak gerçekten önümüzdeki yerel süreç için kendimize zarar vermiş oluruz. Yani bizim isteğimiz bu kamu kaynaklarının kurultay delegelerinde, pazarlıklarla ya da bu şekilde sahnelerde değil, gerçekten İstanbulluya harcanması yönünde. Peki İstanbul'u soracağım ama CHP kurultayının iptal istemiyle mahkemeye verir bilgileri de var. Evet. Böyle bir olasılık var mı? Şimdi dün akşam katıldığımız bir yayında gazeteci Sayın Nuray Başaran Kemal Bey'e sürekli bilgiler ve belgeler akıyor dedi. Kemal Bey dedi süreçten çok haberdar, bunu biliyoruz. Ve Kemal Bey'e yakın 1 Kasım kurultay delegelerinin kendileri organize olarak bununla ilgili bir iptal sürecine gideceklerini söyledi. Yine dün Erkan Çakır'ın canlı yayında birçok gazeteci de vardı orada. Söylediği iddialarda bunu paylaştı da bir kurultay delegesinin işte başka bir kurultay delegesinin para aldığına dair videolarının elinde olduğunu söylüyor. Ve bunları da parti yetkililerine iletildi hepsi. Bu isimlerdeki bütün belgeler, veriler. Bundan sonraki süreç tabii biz kurultay delegesi olmadığımız için yasal süreci bizler başlatamıyoruz. Kurultay delegelerinin bir ön ayak olup bu belgeler eşliğinde başvuru yapması gerekiyor. Şimdi önümüz yerel seçim. Sayın Ekrem İmamoğlu çalışmalarına tam olarak başladı mı? Yani Avrupa'da biz billboardlarda ya da açıklamaları, reklamlara görüyoruz. İşte en çok metro İstanbul'da ama hani şunu da söylemeden geçemeyeceğim. İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olarak metrolarla ilgili yaşanan sorunların da ardı arkası kesilmiyor. Kazaları kenara koydum, klima sorunu var, birçok sorun da var ama sizden duymak isteriz. Şimdi Avrupa'da en çok metro dediniz, orada bir düzeltme yapayım. Aynı anda en çok metro inşası devam eden şehir İstanbul. Şimdi İstanbul için Ekrem İmamoğlu ile ilgili bilgiler, evet, haberler ve reklamlar belki Avrupa'da gezen insanlarımız bilir. Avrupa'da bu metro ağı Londra'da 100 yıl önce yapılmış, bitirilmiş. Tabii ya ki. Da Almanya'da ya da bugün Avrupa'nın birçok ülkesinde zaten metro inşaatı diye bir şey göremezsiniz. Evet, Türkiye bu noktada çokça geri kalmıştı. 89'da başlayan süreç sonrasında hızlı giden bir süreç vardı. Ama şu anda metrolarla ilgili halen çalışmalar devam ediyor. Bazı metrolar yarım kalmış vaziyette. Bazıları kısmen bitirilip açılmış vaziyette. Ama özellikle ulaşım konusunda, yani ben bir İstanbullu olarak benim en büyük sıkıntım ulaşım konusunda. Ben sürekli de Taksim bölgesindeyim. Buraya gelip giderken metro, metrobüs bunları kullanan bir insanım. Bizler. Ve özellikle hani sürekli işte bu belki işte Murat Ongun'la ilgili açıklamalar yapıyor işte. AK Partili troller ya da işte vatandaşlar bu sabotajları yapıyor diyor ama beraber şimdi çıkalım şuraya metroya binelim. En az 6-7 tane yürüyen merdivenin çalışmadığına şahitlik ediyoruz. Ya da metrobüslerde gerçekten sabah ve akşam saatlerinde bir izdiham var. Ben bir İstanbul'da yaşayan vatandaş olarak söylüyorum serzenişimi. Hepimiz yaşıyoruz. Yani bu Kadir Topbaş döneminde olan sıkıntı bugün de bence çözülmedi ve artarak devam ediyor. Çünkü yani son 5 yılda biliyorsunuz bir de artan İstanbul'a sürekli entegre olan bir mülteci nüfusu var. Ve nüfus gün geçtikçe artıyor. Bununla ilgili ciddi çözümler alınmadıkça İstanbul'da ulaşım herhalde önümüzdeki süreçte daha da içinden çıkılamayacak bir vaziyete gelecek. Şimdi Onursal Adıgüzel'i sormak istiyorum. Parti meclis üyesi değil mi? Parti görevi var mı? Şu anda düz parti üyesi. Ama milletvekillerini arayarak sizle ilgili birçok konuda da baskı yapıldığı iddiasında bulundunuz. Nedir bu baskılar, onu da sormak istiyorum. Yani şöyle, yaklaşık kurultaydan bir hafta öncesindeydi. Ben bu işte sürekli iddialarımı paylaşıyordum. İşte milletvekili gösterilenler, bununla ilgili paylaşımlarımı yapıyordum. Kendisi beni arayarak bununla ilgili serzenişlerini iletti. Ben de bunların hani söylediklerinde herhangi bir yalan olmadığını, iftira olmadığını, neyse onu yazdım söylediğimde. Bana zaten direkt şunu söylemişti. 5 Kasım'ın 6 Kasım'ı da var. 6 Kasım sabaha görüşürüz. Tabii bu süreçte az önce İsmail Bey'in de iddia ettiği gibi işte hani genel başkanı ve bazı milletvekillerini bizi yakın görerek o milletvekillerini arayarak bir baskı süreci. İşte Sayın Tolgahan Erdoğan bunları yazıyor. Bunları siz mi yazdırıyorsunuz? Arkasında siz mi varsınız diyerek baskı kurmaya, işte onları tweet attırmaya zorladılar. Sonrasında belediye başkanları üzerinden bunu yapmaya çalıştılar. İşte bu arkadaş bunları neden yazıyor? Bu bilgileri siz veriyorsunuz. Hayır, biz burada bir ekip değiliz. Partinin yıllarca içindeyiz. 15 yıldır ben partide düz bir üye olabilirim ama gerçekten bu süreçte milletvekilleriyle genel başkanın etrafındaki çalışma arkadaşlarına varana kadar da çok sıcak ilişkileri olan bir insanım. Ve gördüklerimi yazıyorum. Hani kimsenin de bir bilgi ya da bir şey servis ettiği yok. Ama Onursal Adıgüzel ilçe başkanlarına varana kadar bu baskıları yaptı. Zaten bu baskılar neticesinde artık hani ben şu anda da az önce parti üyesi olarak da belirttiniz. Hani bu süreçte artık bizi öyle bir noktaya getirdiler ki etrafımızdaki insanlara zarar vermemek adına bu süreçte artık biz zaten parti üyeliğinden geçici bir süreliğine istifa etmeyi düşündük ve yaptık. Evet. Çünkü şöyle bir şey var. Ben de daha önce bir partinin yüksek disiplin kurulu üyeliğini yapmış birisi olarak söylüyorum. Sürekli insanlara bir dosya oluşturarak işte tepelerinde disiplin kurulu dosyalarını tehdidinde bulunarak insanları orada kendinize çalışmaya zorlayamazsınız. Ha, beni disipline vermekle tehdit ettiler. Keşke önce disiplin kurulunun başındaki genel başkana en ağır sözleri, küfürleri eden disiplin kurulu başkanını verselerdi. Onun verilmediği bir ortamda bizim verilmemizin ya da bizim yargılanmamızın çok da bir anlamı olmadığını düşündük zaten. Bununla ilgili de kendilerine gerekli cevabımızı hem sosyal medyada hem de burada sizler aracılığıyla verelim. Tabii ki her zaman. Şimdi yani Cumhurbaşkanlığı kaybetmenin sebebi sadece Kemal Kılıçdaroğlu. Hani değişim çağrılarıyla konuşuyoruz ama biz bundan sonra CHP'de ne göreceğiz? Bir değişimciler, rüşvet iddiaları, yolsuzluk iddiaları, işte sanatçılar üzerinden. Erdal Erzincan'a, yanlış söylemeyeyim, sanatçımız değil mi? Hatta tepkisini gösterdi, ismi de geçtiği için. Bir paylaşımda kendisi yapmıştı. Peki biz bundan sonra ne göreceğiz? Yerel seçimlerde CHP'nin şansı nedir bu noktadan sonra? Önümüz yerel seçim, artık çok az bir zaman kaldı. Yani Sayın İmamoğlu özelinde sorayım özellikle. Şimdi özellikle şuradan başlamak gerekirse Kemal Bey'in 14-28 Mayıs sürecinde bir biliyorsunuz masa krizi oldu ve sonrasında yaşananlar hala dün gibi hafızalarımızda taze. Altılı masa dağıldı dedik biz. Evet, altılı masa dağıldı dedik. Aslında işte Meral Hanım geri döndü, işte bazı formüller üretildi. Ama o gün ben Sayın Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın o gün bir tespiti vardı. Fatih Portakal'ın yayında herhalde söylemişti. Dedi ki Meral Hanım bugünden itibaren artık gayri resmi olarak Cumhur İttifakı ortağıdır. Bunu yerel seçimler sürecinde ve sonrasında da çok net bir şekilde göreceksiniz. Gerçekten de öyle oldu. Ben de öyle olacağını düşünüyordum. Meral Hanım'ın şu andaki masa dağıtma sürecinden bugüne kadar yaptıklarına bakıyorsunuz. Tabii ki demokratik bir parti olarak seçime ayrı girme özgürlüğü vardır. Ama bunu milletvekilleri seçiminde yapmayıp şimdi bugün yerel seçimde yapıyor olması bana biraz manidar geliyor. Ne göreceğiz? Önümüzdeki süreçte hem HDP yetkilileri hem İYİ Parti yetkililerinin açıklamalarına ve bizim de aldığımız kulis bilgilerine bakılırsa yerelde bir ittifak olmayacağı çok açık net görülüyor. Şunu da bir hatırlıyorum, yani geçtiğimiz günlerde birçok vatandaşımız ya ben gittim CHP'ye destek verdim, özellikle Kürt vatandaşlarımız bize iş sözü verdiler, işe almıyorlar belediyelerle ilgili, değil mi? Doğru mudur? Bununla ilgili de çok bize de ulaşan detaylar var. Şimdi Kemal Bey'e hep yerden yere vurdular. İşte bu sağ partileri neden getirdiniz? İşte neden masaya tutturdunuz? İşte Kemal Bey belki de yapılamayacak bir şey yaptı gerçekten. 6 parti artı HDP ve sonrasında Zafer Partisi. Belki de bu iklimde hiçbir zaman bir araya gelmeyecek bütün partileri bir çatı altında buluşturdu. Ve parti olarak 25, kendi şahsi olarak %48,5 oy aldı. Şimdi bugün bunu başarısızlık olarak dile getiren İmamoğlu ve Özgür Özel ekibi 2018'de Muharrem İnce %31, parti %22 aldığında bunu başarı olarak kabul ediyorlardı. Şimdi bu yerel seçim sürecinde de şunu yapmaları lazım. Kemal Bey'in sağladığı bu ittifak ya da bugün şimdi kendi tabirleriyle işbirliğini sağlamaları lazım. Çünkü bugün belki de oy olarak küçümsedikleri Saadet Partisi son 2019'da yaklaşık 100.000 oy aldı. Demokrat Parti 20.000, Bağımsız Türkiye Partisi 50.000 civarında ve yine Vatan Partisi'nin adayı Sayın İlker Yücel'de herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yine çok ciddi bir oy oranına sahip olmuştu. Şimdi baktığınız zaman İstanbul sadece 18.000 oyla kazanıldı. Eğer o gün bu partiler bugün yani yine aday gösterdiklerini düşünürsek ya da bir işbirliği sağlanamazsa gerçekten bu süreçte nasıl ilerleyecek Ekrem Bey? Çok merak ediyorum. Zor bir süreç var. Anketlerde ittifaklar dahilinde hala önde çıkıyor Ekrem Bey. Şu anda il başkanı. En yakın aday kim gözüküyor? Yani şu anda AK Parti kulislerinde edindiğimiz bilgilere göre anketlerde en yakın Murat Kurum ve Ali Yerlikaya isimlerinin çıktığını söylüyorlar. Bu son dönemde Fatma Şahin'in ismi gündeme gelmeye başladı İstanbul'da. Çok sürpriz bir isim. Evet. Yani İstanbul için sürpriz. Evet. Yine ilçe belediye başkanlarının isimleri anketlerde sıkça öne çıkıyor. Ama bu süreçte hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Ama şu anda Ekrem Bey'in İstanbul İl Başkanlığı'nı kazandı, genel merkezi kazandı. Bu süreçte bütün parti meclisi elinde. Artık önünde hiçbir mazereti yok. Zemin, top oynamaya müsait, her şey istediği gibi. Ve şu anda anketlerde de önde gidiyor. Hep söylediğimiz bir şey vardı Kemal Bey'in seçiminde. Biz bu seçimi AKP kazanmaz ya da Erdoğan kazanmaz, biz kaybederiz. Şu anda da aynı süreç var. Bu saatten sonra AKP kazanamaz, kaybederse Ekrem İmamoğlu ve bu aralarındaki belediye başkan adaylıklarındaki pazarlıklar ve yanlış süreçler kaybettirir bize. Pazarlıklar derken şimdi Beşiktaş için İnan Güney'in ismi, Kadıköy için Mesut Kösedağ, Maltepe için de Süleyman Tarık Balyalı özellikle, değil mi? Bu borsa her gün değişmekte. Öyle mi? Elimdeki son bilgi bu ama tabii ki pazarlıklar Beşiktaş'ta statüsünde... 2 gün önce İnan Güney'in ismi geçiyorken dün Murat Ongun'un ismi düşmeye başladı. İşte yine Ekrem Bey'e yakın isimlerin işte dediğiniz gibi Süleyman Tarık Balyalı Maltepe'de, Onursal Adıgüzel ve Veli Ağbaba hem Maltepe hem Ataşehir'de, Kadıköy'de yine birçok isim geçiyor ve yine Ekrem Bey'e yakın danışman kadrosundan Yavuz Saltık, Yiğit Oğuz Duman ve bir isim daha vardı, şu anda hatırlayamadım. Hepsinin isimleri geçiyor. Burada örgüt şunu istiyor: ön seçim, ön seçim, ön seçim. Olacak mı, söz verilmişti? Ben olacağını açıkçası düşünmüyorum ve bu süreçte eğer ahbap çavuş ilişkileriyle parti babalarının arpalığı gibi görüp kendi direttikleri adayları koyarlarsa gerçekten örgüt burada bir kırılma sürecine gelir. Ve son olarak şunu da ekleyeyim. Bu süreçte bazı söylemler, özellikle gazeteciler ve sosyal medyadaki troller üzerinden yapılan söylemler partide bir küskünlüğe yol açıyor. Özellikle, o troller kimi? Bunu gerçi daha önce de bakan... Merak ettiğim için çok samimi soruyorum gerçekten. Yani Ekrem Bey'in yönetiminde olan, bizim de gördüğümüz büyük bir aslında bir grup var. Yönetiliyor. Bunlar sosyal medyada özellikle bu kurultay sürecinden sonra Alevi vatandaşlarımızla ilgili çok ciddi işte öncesinde işte Dersim lobisi, Dersim çetesi, Alevi çetesi şeklinde insanlarımızı bu süreçte kırmaya başladılar. Ben Ekrem Bey'den de burada rica ediyorum. Gerek medyada, gerek sosyal medyadaki troller üzerinden bu söylem diline biraz son vermeleri lazım. Çünkü Özgür Bey ve Ekrem Bey gördüğüm kadarıyla Kemal Bey'e ve Alevi vatandaşlarımıza yönelik çok sıcak mesajlar vermesine rağmen altta sosyal medyada yarattıkları bu dalga insanlarda çok büyük bir kırılmaya neden oluyor. Ve bu da önümüzdeki süreçte istemeyeceğimiz bir durum olur. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlere de çete diyorlar. Evet. Çete misiniz? Hiçbir zaman öyle bir durum söz konusu olmadı. Yani bugün hani Kemal Bey'e özellikle hep eleştirdikleri noktalar, işte Dersim lobisi, işte Alevileri daha çok milletvekilleri yapıyor dediğimiz noktada. Bugün Kemal Bey'in son MYK'sına oturup inceleyin. Kemal Bey'in kesinlikle bu görev dağılımı noktasında hiç öyle bir tutumu söz konusu değildi. Neden bu çete sıfatını kullanıyorlar? Bu yani yaklaşımı, konuş çok fazla gündemde olduğu için burada soruyorum. Kemal Bey üzerinden gerçekten bir yıpratma. Bunu seçim sürecinde de çok gördük. Gerek İYİ Partili milletvekilleri, gerek sosyal medyada, gerek bazı gazeteciler bu süreci çok gerçekten zarar vererek ilerlettiler. Öyle işte, yakıştırmalar yaparak. Evet, Anadolu'da hala gidin işte Alevi olduğu için oy vermez algısı. Yani 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yılına geldiğimiz bir noktada hala bu ayrımların olması gerçekten. Bunların dile gelmesi bizleri çok üzüyor. Dostu, arkadaşı, canımız, yoldaşımız, çok dostumuz var. Öyle şey mi olur? Yani bu noktada bunların söylenmesi herkesi üzüyor. Ama dediğim gibi şimdi Kemal Bey'i eleştirdikleri bir iki isim vardı. Sezgin Tanrıkulu gibi, Orhan Sarıbal gibi, işte Dersim'de katliam diyen, işte ya da kimyasal silahlarla ilgili açıklama yapan birçok isimleri. Şu anda baktığınız zaman değişimcilerin yanında, ya da dün akşam Özgür Özel'in, belki takip etmişsinizdir, Kadıköy'de Süreyya Operası'nda HDP'li yetkililerle, Pervin Buldan'la beraber Pervin Çakır'ın senfonisine gittiler. Orada da hanımefendinin elini öptü ki Pervin Çakır kimdir? Var mı görselimiz dünden? Evet, o önemli bir bilgiydi. Evet, Pervin Çakır daha 3 gün öncesine kadar. Haber merkezimize düşen. Pervin Çakır 3 gün öncesine kadar Seyit Rıza'yı anan bir isimdi. Evet. Hani Kemal Bey hep bunlardan eleştiriliyordu. Bakın ben bunları yanlış demiyorum. Hani işte orada yıllarca eleştirdikleri belli konular vardı. Ama eleştirdiğini yapanlar. Ama eleştirdiğiniz, şu anda siz aynı noktadasınız ve aynı çizgide ilerliyorsunuz. Ne değişti CHP'de diyelim o zaman? Hiçbir şey değişmedi. Sadece isim değişti. Fikirler değişmedi. Kemal Bey aslında bu süreçte bizim kendisine destek vermemizin tek amacı vardı. Kemal Bey gerçekten değişimi bir devrim çizgisinde yapmak istiyordu. Neydi bu? Tüzük değişikliği. Dedi ki delege sistemini kaldıracağım. Bütün üyelerle seçim yapılacak. Artık dedi delege pazarlıkları yok. 3 dönem kurulunu getireceğim dedi. Milletvekilleri, belediye başkanları hepsi için. Ve bunlar gerçekten devrim niteliğindeydi. Ve ön seçim koşulsuz şartsız her yerde olacak dedi. Ama bugün tabii bu çıkarlarının bozulmasını istemeyen, bana göre hani bize çete diyenler, ben de onlara diyorum, orada bir ufak bir çete var. Ve bunlar sürekli bizim etrafımızda dönsün. Bu iş tabana yayılmasın. Eş dost, hısım akraba, biz bu işi böyle ilerletelim zihniyeti oldukça CHP, bırakın şeyi iktidar olmayı, Kemal Bey'in şu noktaya getirdiği %25'leri ya da %48'leri bile bir daha göremeyecektir diye düşünüyorum. O yüzden bu tüzük değişikliğini ertelemesinler. Seçimden önce de ön seçimleri yapsınlar ve örgütü burada kırmadan ilerlesinler. Şimdi gerçekten çok önemli başlıkları işledik. Süremizin de hemen bakayım sonuna geldik ama ya bir Saraçhane'deki o miting aslında milat diyebilir miyiz? Sayın Kılıçdaroğlu Almanya'daydı, hatırlıyorum. Yani genel seçim öncesi, o zaman Sayın Akşener ve Sayın İmamoğlu'nun birlikte bir mitingde olması, HDP'lerin destek vermesi, bugünün HDP, sonrasında Sayın Kılıçdaroğlu benim haberim yok demişti. Yani o değişimcilerin aslında kendini çok fazla gösterdiği bir süreç ve bugüne gelinmesinde, evet, bu diyebilir miyiz milat olarak? Kesinlikle, ve o tamamen Kemal Bey'e yapılmış bir kumpas süreciydi. Ben o gün mahkeme salonundaydım. Sabah erken saatlerde gittim. Kemal Bey'in gelmeyeceği söylendi ama ilginçtir. Daha önceki Ekrem Bey'in davalarına göre bütün bugün değişimci olan milletvekilleri hepsi oradaydı. İşte Muharrem Erkek'inden Gökhan Günaydın'la bütün isimler, full kadro oradaydı. Ve onların hepsinin orada olması bana biraz şey geldi açıkçası. Ve Sayın Mahmut Tanal'a dedim ki hani bugün davadan ne karar çıkar? Dedi ki genel başkana verdikleri bilgiye göre bugün ertelenecekmiş. O yönde bilgi vermişler. Abi dedim, baktığınız zaman dedim hani hiç böyle bu kalabalık, bu basın ordusu, işte bütün genel başkanların burada olması bana biraz manidar geldi diye söylemiştim. Valla bana da biraz hani sen karar çıkabilir yönünde. Ve o gün o karar çıktı ve burada yine Kemal Bey'i yanlış yönlendiren ve ana ekibi vardı. İşte başta o gün Muharrem Erkek kendisine ama bu bilgiyi... Ama o ekip görevden alındı. Evet. Çok kendisi o bilgiyi vermişti. Dediğim gibi Kemal Bey'i evet eleştireceksek en başta bu yanlış isimleri seçip yıllarca bu isimlerle çalıştığı ve bunların yaptığı ihanet, hançer sürecini göremediği için evet Kemal Bey hatalıysa bu noktada hatalıdır. Bunu da zaten her zaman dile getiriyoruz. Evet, MYK değişikliği yaptı. Ondan sonraki süreçte de eğer o gün MYK'da bu arkadaşlar göreve devam etseydi acaba bugün değişimci olurlar mıydı? En önemli soru da bu aslında. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı, yukarıda mı? Aşağıda galiba, değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.